Hayırlı akşamlar Moda TV izleyicileri. Spor 52 programına hoş geldiniz. Bu akşam iki konuğumuz var. Birbirinden güzel ve değerli konuklarımız. Bu akşam off-road ve motor sporlarını konuşacağız. Off-roadçıların yaptıkları işlemleri ve sosyal faaliyetleri konuşacağız. Motor sporlarında ise günümüzde olan pandemi dolayısıyla birçok alanda kuryelerimizi konuşacağız. Kuryelerimizin sıkıntılarını konuşacağız. Her iki dernek başkanımız var. Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü Derneği Başkanı Sayın Alper Argan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet. Ve yine Ünye Gençlik ve Spor Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Musa Coşkan. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce Alper Başkanım'dan başlamak istiyorum. Alper Başkanım kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Öncelikle Moda TV ailesinde ve sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Böylesine güzel, nezih bir ortamda bizleri off-road severlerle buluşturma fırsatı verdiğiniz için. Aynı zamanda sosyal medyada ekranlarında şu anda bizleri canlı yayında takip eden, izleyen sevgili seyircilerimize de iyi seyirler diliyorum. Ben 2008 yılında Ünye Yunus Emre Off-road Spor Kulübü'nü kurduk. Yaklaşık 12-13 yıldan beri güzel faaliyetlerimiz var. Kurulduğumuzdaki amacımız şuydu. Dedi ki biz Ünye'nin işte çözümleri parçasında bir dernek olacağız. Sorunları parçasında bir dernek olmayacağız dedik. Yapmış olduğumuz her şeyi bir sanat gibi, bir eser gibi ilmek ilmek işleyerek yapıyoruz. Ünye'mizde sosyal anlamda çok güzel faaliyetlerimiz oldu. Off-road denince sadece akla büyük tekerlekli iyi jipler ya da yolun bitmiş olduğu yerlerdeki faaliyetler akla gelmemeli. Biz Ünye Offroad Spor Kulübü olarak aynı zamanda hizmet derneğiyiz. Bir hizmet kulübüyüz. Yani sokak hayvanlarına yardım oluyoruz. Aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri yapıyoruz. Birçok faaliyetlerimizi Ünye'mizde inşallah yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Evet, Musa Coşkan Başkanım. Motor Spor Kulübü Derneği Başkanısınız. Evet. Derneğiniz ne zaman kurdunuz? Derneğinizden biraz bahseder misiniz? İlk önce kendinize biraz tanıtır mısınız bize? Çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu yayına davet ettiğiniz için. Adım Musa Coşkan. 42 yaşındayım. 4 çocuğum var. Allah bağışlasın. Yaklaşık 20 yıldır iki tekere biniyoruz. Bir yıl evvel başladık. Kulübümüzü kurduk çok şükür. Ünye Gençlik ve Motor Sporları Kulübü olarak. Buradan ayrıca kulüp üyelerimize, değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar. Onlar da umarım bizi dinliyorlardır. Faaliyet alanlarımız, milli bayramlarımızda kortej yapıyoruz. İki teker ailesini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani motor sikleti sevdirmeye çalışıyoruz. Kültürel bir faaliyet olarak geziler düzenliyoruz. Tabii ülkenin motor siklete ihtiyacı var mı diye sorulacak ama var yani bence. Çünkü motor sikletin trafikte çok faydası var. Zamandan var, yakıttan var, park, otopark sıkıntın yok. Bu gibi çok faydaları var ya, saymakla bitmez. Evet Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Alper Başkanım, off-road denilince insanların genelde şöyle bir algısı oluyor. Yani kocaman kocaman araçlar, özel tasarlanmış araçlar ve bu özel tasarlanmış araçlarla insanların arazilerde veya işte pistlerde belki zevklerini, belki de bir anlamda çok abes olacak belki ama egoların tatmin ettiği düşünülüyor. Evet. Oysa ki biz gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla offroadçuların sosyal alanlarda çok büyük projeleri var. Evet. Biraz bu yaptığınız projelerden bahseder misiniz? Tabii. Ben şimdi şöyle, öncelikle buraya gelirken arkadaşlarımla sohbet ettim. Dernek yönetimindeki arkadaşlarımla onlarla da biraz toplantı yaptım. Ama ondan öncesi kulübüm adına şöyle bir kendimizin yapmış, tasarlamış olduğumuz bir şapkamız var. Ben bunu canlı yayında size hediye ediyorum bu şekilde. Biz de aldık, kabul ettik. Kulübümüz adına bunu da sağ olasınız. Evet. Şimdi off-road kulübü, sosyal faaliyetleri nelerdir? Off-road denilince akla ne geliyor? Çok kısaca anlattım ama şöyle içini açarsak. Off-road spor kulübü, hizmet kulübü dedik. Ünye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla kardeş olarak her türlü platformlarda çalışabiliyoruz. Mesela El Ele Derneği'nin bize kışın yapmış olduğu, vermiş olduğu bir görev vardı. Çok yoğun kar yağdığında, bu yoğun oluk salma taraflarında yardım gıdası dağıtımında biz off-road kulübü olarak bu işi gönüllü olarak aldık. Güzel bir şekilde hizmet ettik.
Aynı şekilde zamanda burada Masum Canlar Derneği, Hakan Yıldız abimize de buradan sevgilerimi sunuyorum. Onun vasıtasıyla sokak hayvanlarını beslemede yaptık. Bu faaliyetlerimizi sık sık 15-20 günde bir devamlı yapıyoruz. Kendisi tabii bu görevi daha güzel yapıyor. Allah da ondan razı olsun. Ondan sonra arama kurtarma faaliyetlerimiz oluyor. Arama kurtarma faaliyetlerimizde gecenin hangi saati olursa olsun bizi aradıklarında yolda kalan arkadaşlarımıza, yolda kalan vatandaşlarımıza ismi hiç önemli olmaz her türlü yardımı, desteği gösteriyoruz. Yani Offroad Kulübü olarak yani işin aslında bir söz var. Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok güzel bir sözü var. Kamil odur ki koca dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Biz Offroad Kulübü'ndeki arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz her türlü faaliyetleri bir eser ortaya koyarak kalıcılık olsun istiyoruz. Çok güzel bir mahalli yarış yaptık. Yurt dışından gelen yarışçılarımızı getirdik buraya. Yani İran'dan, Azerbaycan'dan yarışçılar getirdik. Ünye Havaalanı'nda mahalli yarışlar düzenledik. İnşallah 2021 yılında tekrardan Ünye Havaalanı'nda yapma fırsatımız olursa, yani şu an yarışımızın sözünü federasyondan aldık, gerekli altyapısını hazırladık, kulübümüz olarak her türlü yarış faaliyetlerine hazırız. Ama yarış yeriyle ilgili havaalanında eğer üniversitenin temeli başlarsa belki zor olur. 2021'de 19 Eylül'de inşallah Ünye'de çok güzel bir yarış, ulusal bir yarış yapacağız yani. Bununla ilgili de kulübümüzde iki tane yarış arabamız var. S2 klasmanında yarışacak olan, bir de S3 klasmanında yarışacak olan yarış araçlarımız var. İnşallah bu araçlarımız da bu sezon, yani 2021 yılında Karadeniz'de güzel yarışlar ortaya koyar. Güzel kupalar kazanır. Ünyemizin adını da layıkıyla en güzel olan, en güzel şekilde taşırız. Taşınmaya da devam ederiz bundan sonra diyor. Başkanım, size tekrar döneceğiz ama Musa Başkanıma dönmek istiyorum. Evet. Sayın Başkanım, iki tekerlekli araçların üzerinde, motorize araçların üzerinde geziyorsunuz veya bir iş icabı, ekmek parası için üyeleriniz ya da işte kuryeler bu ülkede bir hizmet sektörü. Aslında bize hizmet ediyorlar. Amaçları hizmet. Aynen. Baktığın zaman hizmet. Çünkü özellikle bu pandemi döneminde evlerimizden çıkamadığımız dönemlerde onlar bizim yiyecek içeceklerimizi temin ediyorlar. Evet. Ve onları aradığımızda veya lokantaya herhangi bir kargo olabilir, fark etmez. Onlar o iki tek yaz, kış, kar, fırtına demeden o tekerlekli araçların üzerinde bizlere hizmet ediyorlar. Bu hizmet esnasında kullandıkları, giydikleri giysiden tut da yaşadıkları sorunlara kadar, trafikteki veya karayollarındaki yaşadıkları sorunlara kadar, bunu birinci ağızdan sizden dinlemek isteriz. Nelerdir? Öncelikle çok teşekkür ederim Ahmet Bey, böyle bir soru sorduğunuz için. Bu aynı zamanda ciddi bir sorundu. Yani konuşulması gereken bir sorun. Şöyle bir durum var. Kuryeler, kuryecilik bu pandemi döneminde ciddi anlamda konuşulur oldu. Ve ciddi anlamda insanlar evine gittiğinde bir kurye ihtiyacı oluyor. 15 dakika içerisinde acil gelsin. Biz bu acil gelsin olayını kesinlikle ve kesinlikle yapılmasını istemiyoruz. Geçen de zahmin ediyorum bu konuda bir arkadaşımız kaza geçirmişti değil, evet, mi? Acil gelsin, evet, diyerekten öyle bir şey yaptı. Şimdi buradan seslenmiş olalım. Sipariş veren insanlara lütfen, kurye de bir can taşıyor. Onun da çocukları var, sorumlulukları var. Acil gelsin cümlesini çıkartalım. Yani 5 dakika sonra yesek ne olur ki? Sonuç itibariyle evimize gelmişiz. Sıcak sobanımızın başında bekliyoruz. Yani dolayısıyla kuryelerin, kuryecilik yapan arkadaşların yaklaşık bu süre içerisinde 300'ün üstünde vefat eden, ölen kurye arkadaşlarımız oldu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, İstanbullarda, bu gibi büyük illerde. Bu arkadaşlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Dolayısıyla burada değinmemiz gereken çok önemli bir husus var. İşveren arkadaşlarımız, kuryelere işveren arkadaşlarımız, yani patronları, rica ediyoruz. Yani 100 liralık, 150 liralık kasklarla yola çıkmasınlar. Yani bir iyi bir kask, fiber bir kask 10 sene hizmet verir. Yani 5 sene, 10 sene hizmet verebilir. Ama o kask kaliteli olmadığından çok düştüğünde yani yere fazlasıyla... Başkan sözünü keser ama bu kask düşme anında parçalanma mı yapıyor kaliteli kasklar? Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Burada ekipman çok önemli. Kuryeyi ayakta tutan iki teker üzerinde gittiği için dolayısıyla sigortası olan, vergisi olan, plakası olan bir araç. Motorsiklet
Araçtan bir farkı yok, arabadan bir farkı yok. Yani bir araç sahibi ne ödüyorsa ben de sigorta ödüyorum. Ben de ona MTV ödüyorum. Ben de muayeneden, tabii ki, vizesinden geçiriyorsunuz. Dolaylı olarak her türlü bir otomobil gibi bütün işlemlerini yapıyoruz. Biz motosiklete binmeye hak kazanıyoruz yani. Dolayısıyla burada işveren arkadaşların özellikle ricamız, lütfen kuryeci arkadaşlara, motosiklete binen arkadaşlara motosikletlerinin tekerlerinin bakımlı olması, frenlerinin bakımlı olması, yağının suyunun günde değişmesi, ekipman, koruyucu dizlik, bileklik, kaslarının ve montunun iyi olmuş olması bunlara iş yerine değer katar yani. Yani şöyle yapmayalım diyorsunuz. Gidip bir deri mont alıp bu koruyucu mont elbise diye giyip değil. Yani trafiğe çıkmayalım. Arkadaşlar aynı zamanda bakıyoruz, biz görüyoruz. Arkadaşımızın altında hızlı bir motoru var. Belki 600 cc'lik bir motor var. Ama bir bakıyorsun kot pantolon, tişört üzerinde gidiyor. Yani siz bir dernek başkanı olarak bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi efendim çok güzel bir konuya değindiniz. Yine aynı güzellikte şöyle. Motosiklet tabii ki hırçın kullanan insanların eline geçiyor. Yani motosikletin bir suçu yok. Kullanan burada hatalıdır. Biz kulüp olarak, dernek olarak bunları tasvik etmiyoruz. Yani motosiklet araç gibi kullanılabilir. Çok da keyif verir. Aynı zamanda da emniyetli olur. Yani üstünde ekipmanı olmadan, kafana kas takmadan, koruyucu ekipman olmadan yola çıkmak intihar demek. Dolayısıyla motosikleti tehlikeli yapan motosikletin üstündeki süren pilotajdır. Dolayısıyla biz buradaki deminki konumuza geri dönersek, bu arkadaşlarımız, işveren, değerli işverenlerimiz sağ olsunlar, onlar da sonuçta istihdam sağlıyorlar ülkeye, ama yani bir kaliteli mont, bir tane kaliteli kask, dizlik, koruyucu ekipman en fazla 5000 lira olsun. Ama bu iş yerine değer katar, o kuryeye değer katar, yaptığı hizmete değer katar ve kendini de güvende hisseder. Trafikte daha hızlı da gidebilecekse o ekipmanı kuvvetli olduğu için hızlı gider. Bir konu daha değinmek istiyorum buradan. Mesela kuryelerimiz durdurulduğunda polis memuru arkadaşlarımız şunların yapmasını istiyoruz. Kaskları takıyorlar lakin alttan bağlamıyorlar. Bu kasklar alttan bağlanmadığı için yere düştüğü anda mesela böyle olaylara şahit olduk. Kask var, görüntüsü var ama hiçbir işe yaramıyor aslında. Bu kask takılı olmadığı için ilk etapta hatta yere düşmeden çıkıyor. Dolayısıyla kas takmamış gibi. Peki bu başkanım, şekilde yer alıyor. Bu konuda değinmek istiyorum. Siz bir derneksiniz. Gençlik ve Motor Sporları Derneği'siniz. Siz bu konuda eğitim vermeyi ve bu konuda insanları bilgilendirmeyi gerçekten yapıyor musunuz? Yeni bir dernek olduğunuzu biliyorum veya ileride yapmayı düşünüyor musunuz? Efendim şu konuda aynı güzellikte bir soru daha sordunuz. Alper Başkanım da bu konuda çalışmalarımız var sağ olsun. Onun da desteğiyle bir ara müsait olduğumuzda konuşuyoruz. Mesela bizim kulübümüzde sevdiğimiz bir kurye arkadaşımız var. Biz bunlara onun aracılığıyla öbür kuryelere de ulaşabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda Alper Hocam'la da görüştük bu mevzuyu. İşveren arkadaşlarla bir görüşme yapacağız. Aslında kuryelerle de bitmiyor bu iş. İşverenleriyle görüşeceğiz. Anlatacağız, izah edeceğiz. Ünye'de kaç tane var? 300 tane, 500 tane. Bunlarla bu şekilde işverenlerle görüşerek bu problemi, konuyu, kuryenin ekipman problemini çözme yolunda böyle bir projemiz var. Şöyle orada bir parantez açayım Musa Başkanım, müsaade ederse. Ünye Gençlik ve Motor Sporları Kulübü 2020 yılında kuruldu. 2020 yılında kurulma faaliyeti şu. Yani bu motor kültürünü çok güzel bir şekilde tanıtacak. Ama eğitimler de verecek. Ne demek eğitimler verecek? Hani ben Musa Başkanım'la birlikte bu dernek kuruluşunda yer aldığım için onu tenzih ederek konuşuyorum sağ olsun. Jandarma ve trafik ekiplerinden destek alarak güvenli sürüş eğitimleri vereceğiz. Bunun için genel kurulumuz var. Şu anda pandemiden dolayı genel kurullarımızı yapamıyoruz. En kısa zamanda genel kurulumuzu yaptıktan sonra Musa Başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu Ünye'deki motor kültürünü değil, tüm Türkiye'deki, tüm dünyadaki motor kültürünü nasıl sağlıklı bir seviyeye getirebiliriz? Nasıl trafikte daha belirgin bir hale getirebiliriz? Bu tür çalışmalarımızı inşallah birlikte yapacağız yani. Doğru başkanım. Bu konuda eklemek istediğim bir şey var. Bizim görüşmüş olduğumuz bir motosiklet markası var. Dolayısıyla pandemi sürecinden dolayı çok ileriye yönelik programlar ve projeler yapılmıyor biliyorsun. 3-5 kişi bir arada bulunduğu zaman biliyorsun ne oluyor burada diye. Biz de çok bu konuda hassasız pandemi süreciyle alakalı.
Bir görüştüğümüz bir motosiklet markasında Ünye'de havalimanının olduğu bölgede ilerleyen zamanlarda ileri sürüş eğitimleri aldırabileceğiz. Burada onları bakabileceğiz ve onlar da bize bu konuda bilgi verecekler yani. Evet başkanım, sizlerin offroadçuların birçok alanda çalışmalarını söylediğiniz zaman en büyük sıkıntınızın herhalde pist ya da arazi şartlarındaki size yer tahsisi mi oluyor? Bu konudaki bilgileri kimden alıyorsunuz? Size yani yer tahsisini kimler yapıyor? Nasıl bir çalışma izliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz 2008 yılında yapmış olduğumuz ilk faaliyetimizi Tekras Kararmut Tepesi'nde yapmıştık. Sağ olsun o zamanın da belediye başkanı Necdet Yılmaz bize çok destek sağlamıştı. Tabii biz Kararmut Tepesi'ni artık tanıttıktan sonra Kararmut Tepesi bizim elimizden gitti. Derken İnkur Chat Dağı'nda organizasyonlar, oradaki faaliyetlerimiz oldu. Chat Dağı'nda güzel ofrat yarışları, şenlikleri düzenledik. Tabii Chat Dağı'nı da tanıttıktan sonra orası da elimizden gitti. Bir işletmeci arkadaşımız turizm faaliyeti çatısı altında orayı kiraladı. Güzel de işler yapıyor. Derken işte biz havaalanı, Ünye'de havaalanında bir etkinlik yapalım dedik. Dediler ki ya Ünye'de havaalanı mı var? Havaalanı da çok güzel bir şekilde tanıttık. İnanır mısınız, eğer biliyorsanız söylüyorum. Havaalanın içi 1 kilometre. Araba sığmadı, asfalt kenarına arabalar dizildi. Yapmış olduğumuz organizasyon o kadar çok geniş çaplıydı ki. Bu sefer Ünye'liler havaalanını da tanıdılar. Havaalanı da elimizden gitti. Derken Kızılgaya'ya çıkmaya başladık. Kızılgaya'ya da etap aramaya başladık. Kızılgaya'ya da orman içerisinde etaplar yaptık. Bir duyduk ki yine bir işletmeci arkadaşımız yine turizm faaliyetleri çatısı altında güzel işler yapacağını duyduk. Orasını da kiralamışlar. Yani biz offroad kulüpleri olarak şunu söylüyoruz. Bizim sosyal donatıları tamamen olan, sosyal ihtiyaçları her türlü karşılayabilecek bir zemine, bir yere ihtiyacımız var. Yani biz sadece arabaları çamura sokmuyoruz. Yani tüm dünyanın her tarafından yarışçılar getirebiliyoruz. Buraya yerli ve yabancı yarışçılar giriyor. Tüm ulusal kanalları burada. Yapmış olduğumuz en son yarışımızda, ulusal yarışımızda yani Milliyet Gazetesi'nden tutun, hani burada isim vermeyeyim ama birçok ulusal kanalları bizim hem röportajlarımızı yaptılar hem Ünye'mizi de tüm dünyaya duyurdular. Buradan bizim yarışlarımızda komite başkanlığımızı yapan Ümit Hüseyin Güney, Ünye Kaymakamımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Her derdimizde, her zaman yanımızda oldu. Bize her zaman başkanlığımızı yaptı, komite başkanlığımızı yaptı. Çok da güzel faaliyetler yapıyoruz. İnşallah 2021 yılında da havaalanı olur ya da başka bir yer olur. Oralarda da güzel faaliyetlerimizi yaparız. Şunu da belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Yunus Emre yılı ilan edilince biz de adımızda Ünye Yunus Emre Ofrat Spor Kulübü ne yapabiliriz dedik. Yani biz her ne kadar 2021 yılında yapacağımız yarış Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Karadeniz Kupası 4. ayağı olsa da kendi yarışımızın adını Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan etmesinden dolayı yarışımızın adını da Yunus Emre yarışı koyduk. Şimdi başkanım bu konuda bir şey söyleyeyim. Belki biz biliyoruz ama bilmeyen arkadaşlar, Yunus Emre'nin Ünye ile bağlantısı nedir? Tamam, ondan da anlatayım. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda Yunus Emre yarışı yapmamızdan dolayı da kulüp arkadaşlarımız da dedi ki bu programdan önce biz dedi Cumhurbaşkanımız dedi Ünye davet edelim dedi. Ben de buradan Ünye Yunus Emre Ofrat Spor Kulübü ailesi olarak tüm kabinem adına Ünye'de yapılacak olan yarışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 19 Eylül'de Ünye'ye davet ediyorum. Yani biz buradan davetimizi ulaştıralım. Sizin aracılığınızla İnşallah. Moda FM TV aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza davetimizi ulaştıralım. İnşallah müsait olur gelir. Şimdi Yunus Emre'de Ünye'nin bağlantısı nedir? 2008 yılında yapmış olduğumuz ilk faaliyetimizde Ünye'de çok yoğun bir kar yağıyordu. Hemen 5-6 tane arkadaş birleştik o karda. Dedi ki nereye gidelim? Yunus Emre Tepesi'ne çıkalım. Tabi o zaman o karda Yunus Emre Tepesi'ne çıkarken araçlarımız daha yeniyiz. 2008 yılında lastiğimiz yok, zincirimiz yok. Yani iterek çıkıyoruz. Ama sonuç olarak Yunus Emre Türbesi'nde vardık. Yunus Emre Türbesi'nde vardıktan sonra dedik ki ya bizim derneğimizin adı ne olsun? İşte Çakırtepe olsun, işte şu olsun, bu olsun. En son adını Yunus Emre Derneği koyduk. Ama tabi Yunus Emre'nin de Ünye'de olduğuna dair bir dernek başkanımız var. Oranın da bir derneği var. Önemli olan Allah dostu. Yani beni kim çok severse ben oradayım diyor. Biz de Yunus Emre'yi hani sevdiğimiz için hani burada olduğuna inanıyor.
Ve dernek yönetimindeki çalışan arkadaşlarımızın faaliyetleri çatısında burada olduğuna inanıyor. Biz de işte Yunus Emre'nin adını duyurmak için elimizden geldiği kadar faaliyetlerimizi yapıyoruz. Şimdi başkanım, ben bir vatandaşım ve bir gün çıktım Ünye'den, Tekkiraz üzerinden, Akkuş'tan yola devam ediyorum. Ve bu süreç içerisinde kar var, fırtına var, yolda kaldım. Evet. Siz off-road kulüpleri olaraktan size ihbar geldiğinde vatandaşa yardıma gidiyor musunuz? Tabii ki. Bu tür faaliyetleriniz var mıdır? Şimdi şöyle, az önce de bahsettim. Biz off-road kulübü olarak sadece yol dışı organizasyonlar, yani kendimizi tatmin edici eğlenceler yapmıyoruz. Bu zaten bizim hiçbirimizin fıkratına da sığmaz. İçimizde çok değerli hepimiz esnaf arkadaşlarımız, arkadaşlarız. Şimdi yolda kaldı vatandaş, kışın kar yağıyor. Zaten bizim ekip kar yağdı mı evde durmuyor. Haliyle yani hep böyle ya Akkuş tarafında giden bir ekibimiz oluyor, Çaybaşı tarafında giden bir ekibimiz oluyor. Ama şunu bölüyoruz yani, herkesi bir tarafa göndermiyoruz. Bölüm bölüm, kısım kısım böyle Ünye'ye yakın olan ilçelerdeki ana yol güzergahında arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını, gerekli yardımlarını yapıyor. Hiç sıkıntı yok. Yani buradan bir isim vereyim. Mesela Fazlı Yüksel beyefendi bir akşam beni aradığında bir arkadaşı bahçede kalmış, arabayı kaydırmış. Hiç fark etmez, saati, zamanı ne olursa olsun gider yardımcı ederiz. Bunlar için gerekli ekipmana sahibiz. Ama size de şöyle söyleyeyim, Ahmet Karacı Bey, DASKURT Derneği Başkanı olarak sizden de şöyle bir istirhamımız var. Her ne olursa olsun biz sivil toplum kuruluşu olabiliriz, bir off-road kulübü olabiliriz. Sizler DASKURT Derneği'nin başkanısınız. Sizlere de çok ihtiyacımız var. Arama kurtarma hususunda bizlere de yardımcı olacaksınız. Yani gerekli bizim ekipmanlarımız var ama eğitimimiz belki yok. Belki güvenlik tedbirlerimiz yok. Sizlerin sayesinde inşallah bu güvenlik tedbirlerini alarak, iyi bir şekilde arama kurtarma eğitimleri alarak Ünye Yunus Emre Ofra Spor Kulübü aynı zamanda arama kurtarma derneği de koyabiliriz. Yani tabii ki başımızın üstüne biz tüm STK'larla DASKURT olarak işbirliği yapmaya hazırız. Çünkü yaptığımız iş insana hizmet, can kurtarma işi, gönül işi. Hep birlikte bu işleri inşallah yaparız başkanım diyorum. Çok gurur, onur duyuyorum. Musa başkanım. Buyurun. Motor binme ve motor kullanma hevesi nereden geldi? Kaç yıldır motor kullanıyorsunuz? Evet. Çok güzel. Şimdi şöyle, motosiklet her genç çocuğun hayalidir. Yani biz daha önceleri motosikleti abilerimden, işte Nurettin Coşkan, Murat Coşkan, İsa Coşkan, bunlardan inşaata giderken kullanıyorduk. İhtiyaç için kullanıyorduk. O zaman ihtiyaçtı. Dolayısıyla zaman geçti. Yollar düzeldi. Sağ olsun devletimiz duble yollar yaptı. Motosikletler, markalar yükseldi. Dolayısıyla her geçen gün biraz da finansal durum iyileşti. O ihtiyaç hobiye dönüştü. Sonra ne oldu? İşte sosyal bir ağ oluşuyor. Sosyal medyanın çok etkisi var. Dolayısıyla 3 milyon üstünde motosiklet kullanan sürücü var Türkiye'de. Kamyon ve tırdan daha fazla motosiklet sürücüsü var. Belki 1 milyonda ehliyetsiz vesaire kullanan insanlar vardır. Buradan da seslenmiş olalım. Lütfen ehliyetsiz motosiklet kullanan arkadaşlarımız en kısa zamanda ehliyetlerini alsınlar. Sonuç itibariyle bunlar artık olması gereken şeyler. Eğitimleri de veriliyor. Bir nebze de olsa motosiklet sürmeye katkı sağlıyor. Bizim tamamıyla motosiklet sürmemiz, alışmamız ihtiyaçtı yani. İşe gidip gelmek içindi. Dolayısıyla şimdi o ihtiyaç bu noktaya geldi. Çok da memnunuz. Yani bizim şöyle bir sloganımız var. Yani iki teker ruhu, dört teker bedeni taşır. Biz dört tane motosiklet, bir tane araç ediyoruz. Bir aracın yerine dört tane motosiklet girebiliyoruz. Dolayısıyla trafikte biz daha fazla ülkeye katkı sağlıyoruz. Şimdi başkanım, motor hevesiniz var çocukluktan beri ve kullanıyorsunuz. İlk önce iş olarak kullanıyordunuz, şimdi artık hobi olarak ve sosyal ağda kullanıyorsunuz. Dernek kurma fikri nereden çıktı? Spor kulübüne dönüştürmeniz nereden çıktı bu fikir? Şimdi şöyle efendim, onu da anlatayım. Biz dernek kurma ihtiyacını nasıl hissettik? Alper hocam da bu konuda bize çok destek verdi. Sağ olsun, emeği üstümüzde büyüktür. Kendisi de genel sekreterimiz. Bizim her noktada her şeyimizden ilgileniyor. İnsanlarla sosyal anlamda her noktada bizi buluşturmada da yardımcı oldu. Biz de dolayısıyla kardeş kulübüz. Ofrot'la Ünye Gençlik Motorsporları Kulübü kardeş kulübü. Tabii o şöyle biraz, müsaade edersen başkanım. Buyurun.
Şimdi ben motor kulübünün genel sekreteri, Musa Başkan'a genel sekreterlik yapıyorum. Şimdi 2017 yılında Ünye'de bir Cumhuriyet Meydanı'nda kortej düzenlenecekti. Evet. Baktım ki Musa Başkanım orada biraz da bayağı bir kitleye de sahip ama biraz dağınıklar. Ben de dedim ki ya başkanım isterseniz kulüp olun dedim yani. Ya o da dedi ki evet. Kulüp nasıl olur, nasıl yapılabilir? Ya ben biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Fikir sizden çıktı aslında yani o zaman öyle mi diyelim? Ünye'mizin de bir motor kulübü olsun istedim aslında yani. Musa Başkanım da tamamıyla sağ olsun. Doğru. Çok da bir güzel bir kitleye sahipti. Şimdi dedi ki Ünye'nin işte off-road kulübü var. Evet. Hani off-road kulübünün kurulma aşaması da var ayrı mesela. Ama bir de motor kulübü olsun dedim. Musa Başkanım da biraz aklına fikrine yattı. Çevresindeki insanlarla istişare yaptı. Bunun neticesinde de güzel bir kulüp ortaya koydu. Çok da güzel bir evet. teşkilat oluşturdu. Allah da razı olsun kendisinden. Yani kulübün kurulma amacı bu şekilde. Ama Ünye Gençlik ve Motor Sporları Kulübü olarak biz Yunus Emre, Ünye Yunus Emre Ofis Spor Kulübü ile birlikte kardeş bir kulübüz. Yani biz her zaman biriz, beraberiz, beraber yürüyoruz. En son yapmış olduğumuz bir organizasyon var. 29 evet. Ekim kortejinde. Başkanımdan da Allah razı olsun. Yani Karadeniz bölgesinden birçok motorcu çağırdı. Belki Trabzon'dan, Samsun'dan, efendime söyleyeyim Rize'den, Çorum'dan buraya motorcu arkadaşlarımız evet. geldi. Yüzün üzerinde motorcu getirerek çok güzel bir kortej yaptık burada. Bizler de işte peşlerinde off-road kulübü olarak desteklerimizde bulunduk. Bundan evet. sonraki daha da güzel faaliyetler olacağına inanıyorum. Şimdi ben kısaca bir de yarışımla ilgili bilgi vermek isterim. Tabii abi, buyurun. Müsaade buyurun, ederseniz buyurun, dedim başkan. Ya hani Yunus Emre yılı, Yunus Emre yarışı. Yarış ne demek? Yarış kaç ayaktan oluşuyor? Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Karadeniz Kupası yaptı. Biz de Ünye olarak bu kupanın 4. ayağını yapacağız inşallah. Şimdi Ankara'ya, İstanbul'a, Iğdır'dan, Antalya'dan gelen misafirlerimiz var. Burada yarışçılarımız oluyor. Aynı zamanda Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Irak'tan gelecek olan yarışçılarımız var. Hatta İtalya'dan gelecek olan yarışçılarımız dahi var. Şimdiden uluslararası bir yarış olacak tabii aslında. Ki. Evet. Şöyle mahalli yarış uluslar arasında bir statüsünde yarış yapıyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde ulusal yapmayı da düşünüyoruz. Çünkü çok güçlü bir ekibe sahibiz. Derneğimiz olarak arkadaşlarımız çok heyecanlı, çok hareketli sağ olsunlar. Yarışımız 19 Eylül'de olacak. Yani bunun alt zeminini tamamen hazırlamış bulunmaktayız. Ama bunda sponsora da ihtiyacımız oluyor. Yani bugün bir yarışın maliyeti diyelim ki 100 ile 150 milyar lira arasında bir maliyeti var. Geçen sene 4-5 tane sponsorumuz vardı. Yine sponsor olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir, esnaflarımız olabilir. Buradan da duyuralım. 19 Eylül'de yani 2021'de çok güzel ulusal yarında bir yarış yapacağız. Bütün yarış araçlarının üzerine isim aynı zamanda pankartta olan şeylere de ihtiyacımız var. Yani destek olan arkadaşlarımıza da ihtiyacımız var. Olmak isterlerse sponsor benimle de iletişime geçebilirler. Daha sonra Ünye olarak Giresun'da, Ardeşen'de, Ankara'da notlarıma şöyle bakayım bir saniye bir. Bir dakika şuradaydı. İşte hemen onu şöyle kısaca bir. Evet Ardeşen'de, Trabzon'da Murgul yani Murgul Ofa Spor Kulübü'nün düzenleyeceği yarışlar var. İstanbul Ofa Spor Kulübü'nün düzenleyeceği yarışlar var. Kulübümüz olarak oradaki yarışlara da katılacağız. İki tane yarış arabamız var. Ben sevgili takipçilerimize şunu söylüyorum. Ünye Yunus Emre Ofa Spor Kulübü'nü sosyal medyada çok güzel takip ediyorlar. Kısa zamanda çok takipçiye ulaştık. Yani off-road kulüplerine güvensinler, off-road kulüplerine her zaman destekte bulunsunlar. İnşallah biz Ünye'mizin adını çok güzel bir şekilde her yerde taşıyacağız. Güzel de bir bu sene 2021 yılında yarış yapmayı düşünüyoruz. Yarışımızda tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Tüm kamu kuruluşlarımızla birlikte çalışabiliyoruz. Yani dedim ya Ünye Kaymakamımız başkanlığımızı yapıyor. Yani Milli Eğitim Müdürlüğümüzden tutun da sivil toplum kuruluşlarından işte Adnan Sobi Turizm Dernekler Başkanımız hatta Kent Konseyi Başkanımız, yani bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ünye'miz için çok güzel bir eser inşallah ortaya koyacağız bu sene diyorum yani. Tam da bu esnada Adnan Başkanımı evet. anmışken mesajını okuyalım. Öyle mi? Bize bir mesaj demek olmuş. Demek ki yani şeyimiz olmuş sağ olsun. Adnan Başkanımız sevgili abimiz bizim için çok kıymetli ve hem Ünye hem Fas'ta için kıymetli bir değerdir. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Çok kıymetli konuklarınız Alper Başkanım ve Musa Başkanımıza sevgi ve selamlar. Ünye'mize alternatif, kültürel ve sportif faaliyetler kazandırdıkları için teşekkür ediyorum demiş. Evet, Adnan abim biz de sana teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin de
çok büyük emekleriniz var. Bu konuda kesinlikle söylemeden geçilmeyecek. Allah razı olsun. Ve tekrar Musa Başkanıma dönmek istersem, neden insanlar motor kullanmalıdır? Evet. Yani motor ve aslında bisiklet. Yani evet. Avrupa'da çok yaygın. Bizde neden bu kadar yaygın değil başkanım? Öncelikle şöyle, az önceki konunun bir detayı olarak turizm noktasında onu bir değineyim. Sonra yine o konuya girelim. Tabii, buyurun başkanım. Motorsikletin turizme de etkisini konuşabilirsek, mesela biz buraya onlarca arkadaş geldiğinde ülkenin başka yerlerinden insanlar Ünye'de kalmaya yer arıyorlar. Kaldıklarını düşünüyoruz. Bazen de böyle 3 gün, 5 gün, bir hafta kalmak istiyorlar. Dolayısıyla Ünye ne güzel bir yermiş diyorlar. Burada daha güzel şeyler yapılabilir. Mesela drag yarışları yapılabilir. Yöresel ürünler, köylülerin satabildiği yöresel ürünler pazarı kurulabilir. Bu yarışın olduğu yerde kamplar olabilir. Offroad'la beraber biz bunları da düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda belli mesafede drag yarışları yaparak bu şekilde bir imkan da var elimizde. Dolayısıyla böyle bir kültürel anlamda da bir zenginliği olan bir spor. Öbür konuya gelirsek, motosiklet için neden motosiklete binmeli? Öncelikle motosiklet, yani özgürlüğe düşkün olan insanlar biraz böyle başkaldıran değil de özgürlüğe düşkün olan insanlar biraz motosikleti sever. Ondan sonra bir de sola takılanlar vardır. Bir de grup halinde gezenler vardır. Bizler daha çok kulüp olduğumuz için grup halinde gezmekten zevk alıyoruz. Yani bilmediğin bir yere gidiyorsun. Mesela biz bu sene, geçen sene 2020'de buradan Ömer hocama da çok teşekkür ederim kendisine. Yaklaşık 5-6 arkadaş buradan Türkiye'de bir gezi yaptık. Bir tane arkadaşımız da pandemiden dolayı vefat etti. Ali kardeşimizden Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Evet. Ailesine tekrar sabırlar diliyoruz. 4000 kilometreye yakın bir yol yaptık. Çocuklarımızı da aldık. İşte Ömer hocamın da arkasında kızını aldı. Dolayısıyla biz buradan Ürgüp, Avanos, Nevşehir taraflarına gezmeye gittik. Erzurum, Erzincan taraflarına gittiğimizde insanlar bizi hoş karşıladı. İşte özel parklarına çektiler. İşte biz size yardımcı olabiliriz dediler. Motor nereden geliyorsunuz dediler. Yeleklerimizi aslında gördüler. Çünkü o bölgenin turizmine katkı sağlıyorsunuz bilerek. Evet. Ünye'den geliyoruz dedi. Ünye'de benim işte damadım var. İşte Ünye'den tanıdıklarımız var. Ünye çok güzel bir yer. Dolayısıyla üstümüzdeki elbiselerde biraz turizm anlamında bu şekilde etki yaptı. Motosiklete binilmesi gereken bir araç. Yani maddi anlamda az yakar, çok gider, trafik problemi yok, park problemi yok. Onlar, insanlarla ilişkiye daha açıksın her noktada. Peki herkes motor kullanabilir mi? Yani bunun eğitimini alıp kullanabilir mi? Kesinlikle. Yani çünkü ben kullanamıyorum mesela, örneğin. Ne tür zorlukları vardır ilk öğrenmelerde? Nasıl öğrenmelidir? Şimdi şöyle. Hemen altına 150 cc'lik bir motor alıp çıkmalı mıdır? Evet. Yoksa 50 cc'lik anladım. Bir motorla devam edip sonra mı yükseltmelidir? Anladım. Yani bunlar önemli çünkü evet. Siz biliyorsunuz, profesyonelsiniz ama vatandaş motor zevki var, biraz önce dediğiniz gibi hevesi var, gidiyor. 600 cc'lik, 1000 cc'lik motoru alıyor, evet. 250 cc'lik evet. motoru alıyor. Tabii ona ne kadar gaza vereceğini, nerede duracağını hesaplayamıyor. Evet. Bu konuda bilgiler verirseniz seviniriz. Çok güzel. Şöyle biz her zaman bazen konuşurken diyoruz ki ya hevesi olan değil, parası olan değil, hevesi olan biniyor buna. Yani makul, mantıklı, herkes bütçesine göre de alabilir, hevesine göre de alabilir. Mesela çok çeşit motosiklet grupları var. Enduro var, Raging var, Cross var, Scooter var. Bu tarz sürüş tekniklerini ilgilendiriyor aslında. Dolayısıyla bizim grubumuz neyse karma bir grup. Dolayısıyla Enduro, Racing, Scooter, Cross içini barındıran bir kulübümüz var. Bizim tamamen binme sebebimiz motosiklete önce ihtiyaçtı, şimdi hobi oldu, sosyal ağlar gelişti, insanlar konuşmaya, sohbet etmeye, tanışmaya araç olarak kullanıyoruz. Yani motosiklet kullanan bir arkadaşla yolda 5 dakikada 10 yıllık bir dost gibi olabiliyorsun. Güvenebiliyorsun. Çok güvenilir aynı insanlar. Aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Tabii. Aynı şeyi paylaşıyorsunuz. Güvenilir orada. Bir insanlar. Yani evet. Ailenden gidip ailenden gelebileceğin insanlar. Motosikletli, motosiklet kullanan, gerçekten ruhunu taşıyan bir insan kolayla motorcu arkadaşına yanlış yapmaz. Ailesine sahip çıkar, çocuğuna sahip çıkar. Birbirini çok iyi korur. Bizim bu şekilde ülkenin çoğu yerde dostlarımız var. Yani ailemizden ziyaret edebileceğimiz dostlarımız var. Herkes de binebilir.
Çok eğitimleri de var. İleri sürüş eğitimleri de var. Hocamlar da bunu ben birkaç defa şahit oldum. Havalimanında eğitim verirken çok zahmetli oluyor ama hiç sıfırdan bilmeden gelip ehliyet alan insanlar şu anda çok güzel kullanıyorlar motosikleti. Çok yaşla bir alakası yok. Dolayısıyla hevesi olan herkes motosiklet kullanmalı. Yani motosiklet tehlikeli bir araç değildir. Motosikleti tehlikeli hale getiren üstündeki pilotajdır. Artı araçlarımız tabii ki buradan da kendilerine rica ediyoruz. Lütfen motosikletli arkadaşları sıkıştırmayalım. Sonuçta bunlar fiziki olarak çok bir darbeye dayanıklı değiliz. Yani ayna da çarpsa dengemiz bozulabiliyor. O yüzden biz trafikte arabayla, bizim de arabamızda, bizim de bir işimiz var. Yani hepimiz iş adamıyız. Yani, o da yani evet. Biz de araçla gezmeyi biliyoruz ama trafiğin halini görüyoruz. İster istemez ülkedeki trafik probleminde motosiklet bir anlamda bir nebze rahatlatabilir. Dolayısıyla motosiklete her yaşta binilebilir. Ama ekipman, kask şart. Keşke imkanlar olsa da ülkemizde motosikletler için ayrı bir yol yapılabilse. Evet. Yani neden derseniz, çünkü büyük araçların yanında küçük kaldığı için, sağda kaldığı için belki onların kör noktasında kalabiliyor bazen. Bu tür sıkıntılar da olabiliyor. Burada hem büyük araç sürücülerine hem de o motosiklet motor sürücülerine büyük özveri düşüyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Mevlam kimseye kaza ve acı yaşatmasın. Amin. Çünkü biliyorsunuz bundan birkaç yıl önce Fatsa'da bir genç arkadaşımız tünelin orada bir kaza yaptı ve rahmetli oldu bir market sahibinin oğlu. Onun için çok önemli nokta. Biraz önce dediğiniz büyük araçların sıkıştırması, işte onların dikkat etmesi. Evet, evet arkadaşlar. Bizim sürücüler olarak birçok gözümüz olması lazım ve dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bu konuda hemfikiriz. Başkanım, şöyle bir konu var. Biz arama kurtarma derneğiz. TASKUT arama kurtarma derneği. İl temsilciliğini yapıyorum ben. Motocross, cross motorlarına özellikle bizim derneğimizde çok aktif olarak görevler düşüyor. Çünkü arama taramalarda, kayıplarda aracın çıkamadığı noktalara patika yollardan motorlar çok rahat ilerleyebiliyor. Evet, aslında motorculuk bu konuda çok önemli. Yani insani açıdan baktığın zaman da, yardım açısından baktığın zaman da, destek açısından baktığın zaman da çok önemli. Evet. Araçtan belli bir noktaya kadar gidebiliyorsun ama motoruna zirveye kadar çıkabiliyorsun. Biz sizi bu noktada inşallah en kısa zamanda derneğimize bir protokolle katmak isteriz. Sizin de şeyiniz olursa. Tabii ne demek yani, biz her daim iyi yardımcı olmaya çalışırız. Biliyorsunuz Ruslar savaşı biz motorlarla kazandık demiştir. Tarihe geçmiştir. Müzelerinde hala o savaşlarda kullandıkları motosikletler vardır. Cephede kullandıkları motorlar. Dolayısıyla sizin o zor durumlarda motorcu zor durumları keyifle oraya gidebilir. Biz buna uygun, bu sözü aldık o zaman. Buna uygun birkaç tane motosikletimiz var ekibin içerisinde. Tamam, ya bu işe meraklı arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla yardımcı olmaya her daim hazırız sizlere. Ben bir söz alabilir miyim? Buyur başkanım. Kimler motor kullanabilir demiştiniz ya. Biraz da benim branşım, Musa başkanımı tenzih ederek konuşuyorum. Şimdi 3 çeşit motor ehliyeti var. Kısaca ben bilgilendirmek istiyorum. 16 yaşında başlıyor motor kullanımı. Yani 16'da ehliyet alabiliyor mu motor sürücü? 16 yaşında mesela aile hekiminden sağlık raporu almış olan bir arkadaşımız 125 cc'ye kadar. Bak ben bunu bilmiyordum kadar, örneğin. Evet. 125 cc'ye kadar motor kullanabiliyor. Yaşı 18 oldu. Eğer 600'e kadar kullanacaksa A2 ehliyeti verebiliyor sürücü kursları. Oradan sonra eğer daha büyük bir motora geçmek istiyor, yani 700'lük ve üzeri motor kullanacaksa, o zaman da A sınıfı eğitimi alması gerekiyor. Şimdi Ünye'deki ya da tüm Türkiye genelindeki sürücü kurslarında motor eğitimleri verilebiliyor. 16 yaşında hiç kullanmayı bilmiyorsa bile tamamen güvenlik tedbirlerini alarak en güzel bir şekilde motorcu arkadaşlarımızı trafiğe hazırlıyoruz. Büyük motor kullanmak için de direkt büyük motor eğitimi vermiyoruz. İlk önce küçük motordan eğitim alıyor öğrencilerimiz. Ondan sonra büyük motora geçerek kademe olarak geçiş yapıyor. Kademeli olarak. Güvenli sürüş eğitimleri aldıktan sonra başkanımızın ve başkanımızla birlikte tüm doğa turlarına katılabiliyor yani. Ya bu güzel bir şey tabii ki. Evet. Peki başkanım, offroad yani birçok aracın üzerinde oynanarak, işte belli bir güçlendirmelerek yaparak araçlar araziye çıkma veya piste çıkma durumuna getiriliyor. Evet. Kazalardaki yaralanma, Allah göstermesin, ölüm riski nedir? Çünkü
birçok insan o araçları gördüğü zaman, devrildiği zaman veya yattığı zaman, aha işte yaşanıyor bu panik. Pistlerde de yaşanıyor. Tamam. Biz biliyoruz ki çok güzel donanılamaz. Ağzınızdan duyun. Sizden birinci ağızdan duymak isteriz. Şimdi şöyle, off-road tabii ki biz belli bir modifikasyonlar yapıyoruz araçlarımıza ama bunun hepsini tamamen bir mühendislere dayalı olarak yapıyoruz. Yani biz lastik büyütürken bir hesaplaması var, lastiklerimizin açısı değişirken bir hesaplaması var ya da arabanın altını yükseltirken bir açısı var. Bunlar ezbere yapılamıyor. Hep içimizde makine mühendisi arkadaşlarımız var. Yarışlarda zaten Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nezdinde teknik ekip arkadaşlarımız geliyor. Bütün yarışa girecek olan her araçları inceliyorlar. Rol barlarına kadar bakılıyor. Tarihlerine, takvimlerine bakılabiliyor. Hatta çok özel cihazlarla, böyle eğri makinelerle, eğri aynalarla gözükmeyen yerlere dahi bakılarak kaynak bozuklukları, kaynak kırıklıkları varsa yarışa sokulmuyor. Bu çok önemli. Tam güvenlikli yani. Tabii ki. Aynı zamanda yarış esnasında doğabilecek olan kazaların tamamında da sigortamız var. Biz yarışlarda işte bütün güvenlik tedbirlerini en üst seviyede alıyoruz. Yani burada dedim ya, yapılacak olan yarışlarda her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplanıyor. Oradaki bulunacak olan güvenlik ekipmanından, itfaiyesinden, yangın durumunda işte o daha sonra ambulansından, daha sonra işte çevredeki güvenliğin alınmasından her şey hesaplanarak ortaya çıkıyor. Ezbere hiçbir şekilde araçları parkura salmıyoruz yani. Başkanım, offroad zengin spor mudur? Kesinlikle katılmıyorum. Zengin sporu değil. 7'den 77'ye biz her kesime hizmet Çünkü ediyoruz. Çünkü bu şekilde duyumlar bana geldiği için bir vatandaş olarak onun için bu soruyu Çok sorma güzel. İhtiyacı duydum. Şimdi 7'den 77'ye herkesin gönlünü kazanmış, beğenisini kazanmış bir kulübüz. Yani burada bir anekdotla şöyle söylemek istiyorum. Çet Dağı'nda yapmış olduğumuz bir yarışta, yani 2014 yılında, İşte 75-80 yaşlarında bir amca, ben de bunu işte kullanmak istiyorum dediğinde, hey hay amca gel sana da kullandıralım deyip ona da aracımızı kullandırdık. Aynı zamanda yarış esnasında işte yine böyle 75-80 yaşlarında Başkanım, bir amca. Başkanım, bugün ben de bindirecek misiniz? İnşallah. Elinde bastonla, demek ki önünde durmuşuz yarış izlerken, işte bastonla vurdu, önümden çekilin dedi, ben de izleyeceğim dedi. Yani biz her kesime hizmet edebiliyoruz. Zengin sporu asla bu kelimeyi, hani biz kendimiz çok şey yapmıyoruz, biraz zamanla alakalı. Yani bugün 4x4 araçlara biniyoruz ama 4x4 araçlara binmeyip de normal 4x2 araçlara binen arkadaşlarımız da var. Daha lüksüne binen insanlarımız da var. Bu biraz hobi, sevme kapasitesi, öyle diyelim yani. Şimdi ülkemiz açısından, coğrafyamız açısından bakıldığı zaman gerçekten de 4x4 araçların yeri tartışılmaz. Evet. Hem şeyler olarak baktığınız zaman... AFAD durumları, bizim sel alan bir memleketimiz biliyorsunuz, sürekli uçuşların işte kaymaların olduğu, ki Allah göstermesin Karadeniz artık bir deprem bölgesi oldu. Evet. İnşallah Mevlam böyle bir şey yaşatmaz. Bu noktada da offroadçılar 4x4 araçlara çok görev düşüyor. Evet. Biz o yüzden demin Musa Başkanım'a dediğim gibi, Alfero Başkanım, sizi de bu STK'ların içindesiniz zaten ama arama kurtarma derneklerinin içinde görmek istiyoruz. Tabii ki. Bizde zaten yani bizim normalde tüzüğümüzde de arama kurtarma var. Yani biz belli bir yönetmeliğe, tüzüğe, talimatlara göre hareket ediyoruz. Yani kesinlikle ezbere yapmış olduğumuz bir iş yok. Yarışlarımızı zaten federasyonumuzun tanımlamış olduğu kurallar kitabına göre yapmak zorundayız. Her aktivitemizi tüzüğe işliyoruz. Arama kurtarma da aynı zamanda bizim tüzüğümüzde mevcuttur. Burada biz de sizden destek isteyerek arama kurtarma eğitimlerine bir İnşallah an önce başlayalım hep birlikte. Yani. Biz şunu istiyoruz. Bizim bayrağımız tek. Bizim inancımız tek. Evet. Bizim vatandaş sevgimiz, ülke sevgimiz tek. Ordu ilindeki tüm STK'ların birlikte olmasını, birlikte hareket etmesini her daim isteriz. Yüce Mevlam birlik beraberlik eylesin inşallah. Tabii, bu konuda ilgili, biz ne üzerimize görev düşüyorsa hazırız. Çok güzel. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Biz Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü olarak, aynı zamanda Ünye Gençlik ve Motor Spor Kulübü olarak, her türlü sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ortak paydada çalışabiliriz. Hiç bizim için bir sorun yok yani. Eğer konu insansa, konu Ünye ise, konu işte bu memleketin doğasına hizmet etmekse, biz her zaman elimizi taşın altında seve seve Şimdi koyarız. Şimdi hepimizin görüyoruz işte göğsünüzde bir tane Türk bayrağı var. Bizim tek amacımız bu bayrak olmalı. Evet. Bu bayrağa ihanet etmeyen, bu bayrağa karşı çıkmayan
her STK'yla, her siyasetçiyle biz birlikte oluruz. Tabii ki, tabii ki. Yani onun haricinde bizim doğrumuz tektir diyoruz. Başkanım, sizler yaptığınız işler gerçekten çok özverili. Ama size de bir şey sormak istiyorum. Çevre ilçelerdeki işte Fatsa, baktığın zaman Fatsa'da, Korgan'da, işte yanı başımızdaki ilçelerde, Giresun'da, Sivas'ta, Tokat'ta da offroad kulüpleri var. Bu arkadaşlarımıza bir araya geliyor musunuz? İstişareler yapıyor musunuz? Tabii. Bu gerçekten offroad çok zevkli bir spor. Evet. Bunu geliştirmek için daha işbirlikçi bir toplantılar ve istişarelerde bulunuyor Tabii. musunuz? Tabii. Şimdi ilk önce bir dernektik biz. Daha sonra dernek olmak bize yetmedi. Dedik ki ünyemiz adına güzel aktiviteler yapmak için kulüp olmamız gerekir dediler. Hemen kulüplük başvurusunu yaptık. Daha sonra kulüp başvurusu yaparken bir federasyona bağlı olmamız gerekiyor. Haliyle biz Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı tescilli kulübüz. Bakın bunu üstünde basarak basa basa söylüyorum. Tescilli kulübüz. Niye üstünde basa basa söylüyorum? Türkiye'de toplamda belki offroad kulübü olarak tescil alan 30 kulüp vardır. Bölgemizde kaç tane var? Bakın, Ordu ilinde kaç tane var başkanım? 3 tane. Ordu, Fatsa, Ünye. 3 tane var değil mi? Yani şimdi toplamda Türkiye genelinde yani 81 tane il varsa diyelim ki yani 50 tane tescilli kulüp vardır. Bunun bir tanesi de Ünye'dir. Yani biz bu tescili almaktan, tescilli olmaktan çok mutluyum, şimdi, çok gururluyum aynı zamanda. Şimdi Ordu'da gelince Ordu Gezen Bilir Offroad Spor Kulübü de aynı zamanda tescilli. Fatsa kulübümüz de tescilli. Fatsa Offroad. Ama onun dışında ordumuzda birçok dernek altında var. Oluşumlar var. Ama bu Türkiye'de de var. Yani Tokat'ta da var, her tarafta var. Normal. Biz federasyonun vermiş olduğu talimatlar, federasyonun kurallar kitabında neyse, yönetmeninde neyse hepsini bir fil olarak bir araya getiriyoruz. Offroad kültürünü, offroad hevesini yaymak için çevremizdeki, bölgedeki derneklerle de bir araya geliyoruz. Yani aramızda kulüplü dernekte ayrımı yok. O insanlarla da bir araya geliyoruz. Dedik ya hani maksat bu insanın, doğanın insanı hizmet etmekse her türlü sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Aynı zamanda biz ünye olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu il temsilciliği görevini de yapıyoruz yani. O süper. Çevredeki yani. Kulüplere de hani ben onlardan biraz yaşça büyüküm burada. Fast Offroad Spor Kulübü'nü de başkanı da burada selam saygıyla selamlıyorum. O biraz ben ondan yaşça büyüküm ama. Neydi ismi? Şevki bıraktı. Üzeyir Erdoğan. Üzeyir Erdoğan. Demir Üzeyir Erdoğan. Ona da selam olsun. Tabii Ordu'da da Hüseyin Kurucu kardeşim var. Ben biraz abi olduğum için beni abi gibi görürler. Allah razı olsun. Biz burada ünye olarak da federasyonun da temsilciliğini yapıyoruz. Çok da güzel işler yapıyoruz. Yani inşallah daha da güzel hizmetler yapmaya devam ederiz. Şimdi diyorum. Başkanım. Spor federasyonlarında ben bizlerden bahsedeyim. Bir antrenörlük belgesi gerekiyor. Evet. Yani hakemlerin vizeleri gerekiyor. Offroad'da bunu nasıl belirliyor Offroad Federasyonu yoksa sadece aracınızın buna uygun olması, sizin ehliyetinizin olması yeterli mi? Ayrıca bu şekilde eğitmenlik ya da sertifika gibi bir belgeleriniz oluyor mu? Tabii. Yani bilgi açısından soruyoruz. Söyleyeyim. Şimdi dernek kurulduktan sonra yarış araçlarımızı tabii ki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Teknik Kurulu komple bir inceliyor. Eğer araçlarımız teknik kontrolden geçerse, ne demek teknik kontrol? Yarış koltuğu, yarış kemeri, rol barı, elektrik şartelerine kadar her şey en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Ondan sonra pilotun alması gereken belgeler var. Yani hem pilotluk belgemiz var hem de yardımcı kopilotluk belgesi var. Bunları da federasyonumuzun kurallar kitabında gerekli açıklamaları ve gerekli talimatları var. Bu talimatlar yerine getirdikten sonra federasyonumuz bu pilotluk ve kopilotluk belgesini veriyor. Tabii ki vatandaşın yine ehliyeti olacak. Tabii ki yine de yarışacak olan pilot ve kopilotun belli bir tecrübesi olacak ve sağlık raporu olacak. Yani en önemlisi de bu. Hele ki 45 yaşının üstündeyse o bizim zaman gibi hissediyorsa şöyle, sıkıntı. Yani, EKG falan isteniyor. Yine de yarışılabiliyor da EKG falan isteniyor. Biraz offroad heyecana. Heyecanlı bir adrenalin spor. Adrenaline dayanmış yani spor. Evet. Şimdi start noktasında 3'ten geri sayıyor. 3-2-1 deyince kalp atışlarını duyabiliyoruz yani. Öyle. Bizim kurulma amacımız da şöyle. Tabii benim çocukluğumda köylere giderken eski yeşil cipler vardı. Yani benim yaşımdakiler tuzla dediğimiz tuzla cipler vardı. Tabii o zamanlarda bu tuzla ciplerin altları otururdu.
Hatta yani çekilecek hiçbir şey yok. Yani o zaman camışlardık. Camışlar önlerde, çekerlerde falan böyle. Hep yaşadık yani bu günleri. Oradan kalma bir özlem aslında yani bizimki. Bu o gün yaşamış olduğumuz olay bugün spor olarak karşımıza çıktı. Turizm olarak karşımıza çıktı. Biz de yaşatmaya, sürdürmeye, arkadaşlarımızla birlikte, ekibimizle birlikte devam çalışıyoruz yani. Şimdi iki motor spor kulüpleri dilen edelim. Birisi offroad, birisi de Ünye Gençlik ve Motor Spor Kulüpleri. Aslında ikisi de motor spor olarak baktığı zaman, halk nezdinde baktığı zaman şeyde resmiyette offroad veya motor sporları ama baktığı zaman ikisi de motorlu araç olarak görüyoruz biz. Vatandaş olarak bakıyoruz şimdi olaya. İki ayrı dernek kurmanızla veya bu dernekleri birleştirmek gibi bir fikriniz var mıdır? Yoksa daha çok dernekleşip daha çok mu yaygınlaşmaya gitmek istiyorsunuz? Şimdi federasyonlarımız ayrı. Yani motor federasyonu, Türkiye Motor Federasyonumuz var. Yani. Bir de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonumuz var. Ben bunu bilmiyordum. Çıkıyor ortaya. Şimdi Musa Başkanımız motosiklet spor kulübü bazında güzel işler yapıyor. Biz de offroad adında güzel işlerimiz oluyor. Hani derneklerimiz zaten Ünye'yi kullanıyoruz. Hepimiz Ünye'yi kullanıyoruz. Çatımız bir. Tabii. Ama hizmetlerimiz, bağlarımız farklı. Yine de Ünye için her türlü fikirde, ortak akılda bir araya geliyoruz. Aynı çatı altında. Keşke Ünye'de bilmiyorum ama herhalde 100'ün üzerinde bir dernek vardır. Evet 128 de sayı en son bildiğim kadarıyla. Aynen 126 da işte FATS'ı da var. Biz STK'lar lafası uğraştığımız için. Keşke bu 120 dernek her zaman bir araya gelip bir federasyon olabilse ve herkesin bir STK oluştursa ve fikirlerini ortaya götürüp kent konseyi gibi güçlü bir ekip olabilse. Evet, çok ama güzel maalesef bazen böyle ayrı fikirler düşebiliyor. Onun için de çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Ben buradan bir duyuru yapmak istiyorum bu arada. Sevgili seyirciler, pandemi dolayısıyla biliyorsunuz ki Kızılay'ımızın kan merkezindeki kan bankasındaki kanlarımız yeterince azalmış durumda ve gerçekten de bu konuda tüm vatandaşlarımıza bir görev düşüyor. Biz de bu olaydan dolayı ayın 10'unda yani cumartesi günü 10'la sabah 10'la akşam 18 arası FASA 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda DASKUT Arama Kurtarma İl Temsilciliği, FATSA Kumrular Derneği ve yine FATSA ve Ünye Şehit ve Gazi Aileler Derneği, Emlakçılar Derneği ile birlikte bir kan bağış kampanyası düzenledik. Tüm halkımızı bu kampanyaya bekliyoruz. Kan bağışı yapacak olan arkadaşlarımız kesinlikle kısıtlamadan muaftır, bilginiz olsun. Ve çok uzaktan gelemeyecek olan arkadaşlarımız da bize ulaşırsa Kızılay üzerinden biz gerekirse evlerinden de araçlarımızı alacağız. Ve üretimi olmayan tek şey kandır arkadaşlar. Fabrikası olmayan tek ürün kandır. Tek fabrikası olan da insan vücutudur. Kanı insan üretir. Onun için kimse ah demeden ve bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Biz de bu konuda şöyle bir söz almak istiyorum müsaadenizle. Offroad kulübü olarak biz de aynı zamanda Kızılay'ımıza devamlı sürekli olarak kan bağışında bulunuyoruz. Dernek olarak. Arkadaşlarımızla birlikte. Ünye'de de dernek başkanlığını İsmet abi yapıyor da soy ismi. İsmet Küçükoğlu. İsmet başkanım yapıyor. Aynı zamanda Musa başkanım da bildiğim kadarıyla yazın bir çalışma yaptı bunlarla ilgili. Yani bizler de Kızılay'la aynı şey bağlı bir derneğiz, bağlı bir kulübüz. Kızılay tabii bizim evimiz, her şeyimiz. Yani öyle olmazsa olmazımız. Az önce dedik ya bir çatı altında buluşuyoruz. Bakın birçok isimler saydınız. Ünye, FASA, dernekler dediniz. Ne kadar güzel. Eğer konu insansa bir çatı altında toplanmak, hizmet etmek kadar güzel hiçbir iş yok diyorum. Yani. Kesinlikle öyle. Son sözlerimizi alacağız. Programımızı yavaş yavaş sonuna geldik. Ben şöyle söyleyeyim. Yani böyle güzel bir ortamda bizleri ağırladınız. Allah razı olsun sizlere. Teşekkür ederim. Ünye Gençlik ve Motor Spor Kulübü Başkanı Musa Başkanım'a da bir canlı yayın yapma programımız oldu. Ona da çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buradan sevgili takipçilerimizle hem bilgilendirdik, hem onlara offroad'u tanıttık, hem onlara işte motor kültürünü tanıttık. Yani Allah razı olsun diliyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül.
diyerek ben de sözlerimi buradan tamamlamak teşekkür istiyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ağzına sağlık. Bu son mısralar çok güzel oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet Musa Başkanım, sizden de son sözlerinizi alalım. Programımızı yavaş yavaş bitireceğiz. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Moda TV ailesi olarak bizleri ağırladınız, çağırdınız, davet ettiniz. Biz çok memnun kaldık. Ünye'yi seviyoruz, Ünyelileri seviyoruz. İlçemizi, ilimizi, ülkemizi seviyoruz. Motosiklete biniyoruz, binmeye devam edeceğiz. Daha güzel, sağlıklı, sıhhatli, güzel günlerde bineceğiz inşallah. Amacımız dostane ilişkiler kurabilmek. Ünye'yi ülkemizin her yerine taşıyabilmek. Burada yazan Ünye ibaresini her yerde gösterebilmek. Bu güzel nadide şey ilçemizi her yere tanıtabilmek. Bir de tek bir şey söylemek istiyorum. 125 cc üstünün B57 ile kullanılabilmesini istiyorum. Tabii bu belki duymuş olalım ama yani 125 cc'nin üstünün 125 cc'ye kadar B57'nin kullanılmış altını olması evet 125 cc kullanabilsin yani B57. Şu anda hangi cc'leri kullanıyor B57? Şu anda 49 herhalde. Alper hocam 49 kullanıyor. Yani 125 cc'ye kadar B araç kullanılabilecek ehliyetlerine kullanılmış olması artı motosiklet kullanımını çok daha artıracak. Şehir trafiğini kaldıracak. Azaltacak. İlişkiler daha iyi olacak. Hatta israfı önleyecek tabii, diyelim çünkü. Kesinlikle. Evet, yani. Motosiklete binin. Sağlıcakla kalın. Buradan Ünye Gençlik ve Motorsporları Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza destek verdiler bizlere. Sağ olsunlar. Kulüplerine sahip çıkıyorlar. Diyeceğimiz hepsi bu kadar. Sizlere sonsuz teşekkür ederiz. Evet. Her iki başkanımıza da Alper Ergan ve Musa Coşkun başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlerle oldular. Offroad'u tanıttılar ve motor sporlarını tanıttılar. Bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.